Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüş hem derdine olmuş aşık. Al bu day benizim zürbün dolaşık. Dividim kalemim yazar. Öyle bir yavrunun derdi var bende, var bende, var bende. Ana ben gidiyorum, sen kal hem ağla, dön ağla, yan ağla. İşte ben gidiyorum, sen kal hem ağla, yan ağla, dön ağla. Yüce dağ başından indiremedim, yönünü önüme döndüremedim. Öyle bir güzel ki kandıramadım. Dividim kalemim yazar. Öyle bir yavrunun derdi var bende, var bende, var bende. İşte ben gidiyorum, sen kal hem ağla, yan ağla, dön ağla. Yan ağla, dön ağla. İşte ben gidiyorum, sen kal hem ağla, dön ağla, yan ağla. Değerli dostlar, yine güzel bir haftada, yine güzel bir Samsun akşamından ve yine güzel bir program Mum Işığı'ndan herkese sevgiler ve selamlar. Haberaks ailesinin değerli izleyenleri size Nevşehir ve Hacı Bektaş yöresine ait Sivas Zara'dan, Zara yöresinden çıkan aslında bir parça. Kaynak kişi Nurettin Akyürek olmak üzere ve TRT Ankara Radyosu'nun derlediği bir eserle merhaba demek istedik. Yüce Dağ başında yanar bir ışık diye. Tabii TRT formatında değil ama daha evet, böyle bir... Evet, TRT formatında değil, bu Deniz formatındaydı. Sana uymaya çalışıyorum kardeşim. Evet. Değerli dostlar, özgün müzisyenlerin... Yani ben özgüncü olduğum için özgün müzisyenin de böyle özgün dostu olur. Ama çok güzel bir yorumdu. Tebrik ediyorum Deniz Hocam. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, umarım bir haftadır iyisinizdir. İnşallah kötü şeyler olmamıştır hayatınızda. Hayatınıza her geçen gün güzellikler katmanızı temenni ediyorum hep. Yusuf, bir dakika kardeşim. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Değerli dostlar, programımıza bir türküyle başladık ancak ondan önce hatırlatmak istediğim birkaç tane şey var, biliyorsunuz. Sevgili Deniz Hocam'la birlikte Facebook'ta Mum Işığı sayfasında biz hazırız diye bir fotoğraf var. Onun altına yapacağınız yorumları, yani bizi izlerken çekindiğiniz selfileri, hala formatımız aynı değerli hocam, bizi izlerken çekindiğiniz selfileri ikinci bölümde yayınlamaya çalışacağız. Sevgili rejimizin de buna desteği sonsuz, teşekkür ediyorum şimdiden. Daha sonra değerli dostlar, bize ulaşmak isteyen, bize mesaj yazmak isteyen izleyicilerimiz cep telefonlarının mesaj yaz bölümüne girip
haber aks yazıp boşluk bırakıp mesajınızı ve kim olduğunuzu yazdıktan sonra 3969'a mesajınızı gönderiyorsunuz ve mesajlarınız bize ulaşıyor. Bunların haricinde mesajları yayın akışı gereği, yayın kuralları gereği okuyamıyoruz. O yüzden şimdiden sanal medyadan, sosyal medyadan özür dilerim bize ulaşan değerli dostlardan af diliyorum. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki Haber Medya Grubu artık akıllı telefonlarınızda değerli dostlar. Akıllı telefonlarınızdan Haber Medya Grubu yazarak bizim uygulamamızı indirebilirsiniz ve bütün yayınlarımızı ve bütün medya unsurlarımızı takip edebilirsiniz. Sevgili Deniz Hocam hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim çok sağ ol. Nasılsın? Uzun zaman oldu görüşmeli. Yani, gerçi biz görüşüyoruz da ekrandaki dostlarımızla evet, görüşmeli. Evet bayağı oldu ama hayat koşturmacası herkesin bir derdi gayresi oluyor. Aynen öyle. Evli barklı çoluk çocuk olduk. Biz de ayakta kalmaya çalışıyoruz aynen. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hayat mücadelesi yaptığımız başka bir şey yok. Çalışıyoruz gündüzleri, akşamları olursa güzel programlar senin gibi davet eden dostlarımız olursa, başka ekstralar olursa oralara gidiyoruz. Müzikle alakalı yaşam nasıl? Şu anda... Her geçen gün köreliyor mu? Tabii ki. O bir gerçek. Onu biz ne kadar yok iyi falan desek de kim iyi derse bence biraz düşünmesi gerekiyor. Evet. Ya çok samimi söylemiyor bunu içinden gelerek. Çünkü hakikaten günden daha kötüye gidiyor müzikal anlamda. Müzikal anlamda hem müziğin formatı anlamında hem de böyle kendini ifade edebileceğin mekanlar anlamında. Değil mi? Sıkıntılar günden güne daha fazla oluyor kardeşim. Üzülüyoruz yani. Sen de biliyorsun yani. Aynen öyle. Ben biliyorsun yani müzik piyasasında özel organizasyonlar olmadığı sürece çok fazla yerde sahne yapmıyorum. Nasıl özel organizasyonlar? Birilerinin yararına konserler gibi. Aynen. Ona benzer şeyler olmadığı sürece işte düğün salonlarında hiç sahne almadım. Çünkü düğün salonlarında okuyacak eserim yok benim. Biliyorsun hareketli çok fazla repertuarım yok. Çok da tarzıma uymuyor. Herkes her şeyi okuyamıyor aynen zaten. Aynen öyle. Yani ben bir düğün düğün çalamam. Düğün çalanında saygı duyarım. Ondan sonra ama işte dediğiniz gibi siz de aynı şeyi söylüyorsunuz ama bir de ben üzerinden geçeceğim. Müzik piyasası hakikaten artık diplere indi. İnsanlar az paraya çok iş istiyorlar. Yani bir canlı enstrümanlarla çıkabilecek bir program varken işte tek bir enstrümanla klavyeyle her şeyi bir arada tutmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey canlı enstrümanın tadını vermiyor. O bir gerçek, bunu kimse yargılamasın ve alınmasın da. İstediğiniz kadar gelişkin klavyeler olsun, istediğiniz kadar gelişkin enstrümanlar, dijital enstrümanlar olsun. Fakat o canlı sound'un verdiği şeyi vermiyor. Mesela bir davul olması, bas gitar olması. Değil mi? Bir tabii renk sazların olması, mesela bir saksafonun olması programlarda. Üzerine güzel mesela eğer türkü formatındaysa bağlama ve nefesi destekli. Onun verdiği hazzı, keyfi hiçbir şey vermiyor. O bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde bir sevgili Haberaks izleyicilerine tanıdığı bir dostumuz Ferdi Türkü Adam. Onu ziyaret ettim. Bir yerde sahne alıyordu. Aynı zamanda Tolga Aygün kardeşim de, Akgün kardeşim de, o da orada sahne alıyordu. Onları ziyaret ettim ve işte naçizane beni de sahneye davet ettiler. Yani bakalım 2, 4, 6, 7 tane enstrüman vardı, canlı enstrüman. Yani böyle bir sound, böyle bir ses, böyle bir haz. Bir de tesisat güzelse tabii, zaten. Yani müzik sistemi de çok güzeldi, tesisat da çok güzeldi. O yüzden çok keyif aldım. Yalnız bizi izleyen konuklar sanki biraz konudan uzaklaştı gibime geldi. Çünkü çok teknik şeylere girdik sanki. Değil mi hocam? Teknikte de hani müziğin nasıl güzel dinlenebileceğinin içinde teknik de var şu anda. İstesek de istemesek de bundan çıkamayız. Çünkü istediğin kadar güzel müzik yap, istediğin kadar ruhunu belirt. Yani ruhunun içindeki güzellikleri müziğe vurmaya çalış. Kullandığın sistem, tesisatın güzel değilse zaten kendin bile söylemekten veya çalmaktan nefret edebiliyorsun. O yüzden o konuya girdik. Aslında bağlantılı. Çok fazla ayrık değil. Şu an için. Eski rücum kayıtlardan bahsetmiyorum ama kardeşim. Eskiden biliyorsunuz mesela Edip Akbayramların döneminde, o dönemlerde Ajdar Pekkan, Edip Akbayram tarzı sanatçıların ilk dönemlerinde rücum kayıtlar vardı. Herkes stüdyoya girerdi. Aynen mikrofonlar öyle. Önlerinde canlı canlı çalar, okurlar, çıkarlardı. O, ve tek seferde. Onun keyfi başkaydı. Şimdi öyle değil. Şimdi çok farklı. Yani müzik camiasıyla alakalı ilk
Tanıştığımız zamanlarda hücum kayıt falan diyorlardı. Ben böyle bakıyordum, hücum kayıt ne acaba diye. Bak işte görüyorsun değil mi hocam? Evet, aynen. Yani biz işte yazıyoruz, çiziyoruz, bozuyoruz. Olmadı bir daha söyle. Tabii. Sesleri, burada nefesi sesleri geç aldın, nefesi vermedin falan. Sesi kırpıyor, sesli oynuyor. Aynen. İşte detoneleri alabiliyorlar. Aynen öyle. Konuşurken bile detone olan bir adamın sesini türkücü yapıyor. Bunun hepsi işte müziğin içinde olduğu için şu an için mecburen o teknik detaylara da girmek zorunda kalıyorsunuz. Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun burada? Ben de bir şey yapayım. Çok güzel bir güzel bir arkadaş geldi. Muhabbeti evet. Ne girsin? Güzel Bafra'dan, Bafra'dan sevgili Rahime Hanım bir mesaj yollamış. Ben de çok özledim onu. Buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum Yusuf'a ve ailesine ve Rahime hanımefendiye. Yusuf'un halası. Abim bir türkü yap bize. Bir tane senden alalım bence. Alırsın. Program benim. Ben yani, gideyim o zaman. Ha bu arada bu sene bizi takip etmeye başlayan dostlarımız olmuştur. Geçen sene yıl boyu programımızı Deniz abimle birlikte yaptık. Çok değerli bir üstadımdır benim aynı zamanda. Estağfurullah. Urfalıdır kendisi. Urfa gırtlağı müthiştir. Bir Urfa yöresinden bir eser de alırız ondan az sonra diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Ondan da okuruz, bir tane okumaya çalışırız. Geçen sene birlikteydik değerli hocamla. Bu seneyi de işte sevgili hocamın işlerinden dolayı benim programa çıkan müzisyenden işler vardı. Hani ne kadar saygısızca bir şey oluyor. Ondan ziyade gün olarak müzisyenlere çok ters bir gün. Aynen öyle. Bugün cumartesi bütün hemen müzisyenler dolu oluyor genelde. Geçen sene 5-7 idi. Senin açından rahat ediyorduk evet, da bu sene. Herkes için. Aynen yani, bütün müzisyen Hüseyin ve sevgili Uğur için de rahat ediyorduk ama bu sene. Hayırlısı olsun tabii ki her şeyin. Aynen öyle. Ne yapalım hocam? Ne istiyorsun? Bir türkü yapabiliriz. Ben mi okuyacağım? Sen oku sen hocam. Peki. Güzel bir Yavuz Bingöl türküsü yapalım o zaman. Buğday tanesi diyelim. Güzel olur abi. Bekle kar altında yatan buğday tanesi. Hangi sesten okuyacaksın hocam? Fa. Ben de gelirim belki. Fırtına dünden belli, baş edeceksin. Her yanımda allı morlu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Korku
yola düşene. Sen bir aşkın içindesin, yaşayacaksın. Dört yanını börtüp böcek sarsane çıkar. Toprağa sıkı sarıl, baş edeceksin. Dört yanını börtü böce sarsane çıkar. Toprağa sıkı sarıl, baş edeceksin. Her yanımda allı morulu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Her yanımda allı morulu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Her yanımda allı morulu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Her yanımda allı morulu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden beri, baş edeceksin. Her yanımda allı morulu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden beri, baş edeceksin. Evet, benden sana da güzel bir türkü gelsin. Kirpiğin kaşına değdiği zaman. Kirpin kaşına da değdi zaman. Bekletme sevdiğim, vur beni beni. Bekletme sevdiğim, vur beni. Sevdanın şafağı da söktüğü zaman. Sevdanın şafağı da söktüğü zaman. Diyardan diyara sür beni beni. Diyardan diyara sür beni beni. Saçların rüzgarda tel tel biçende. Dudağın dilinden şerbet içende. Dudağın dilinden şerbet içende. Gönlümde duygularda ateş saçanda. Gönlümde duygularda ateş saçanda. Alevden gömleğe sar beni beni. Alevden
gömleğe sar beni beni. Alevden gömleğe sar beni beni. Alevden gömleğe. Değerli hocam, Fadan niye bana bırakıyorsun sormasayı? Güzel yer, onun lezzeti de başka oluyor. Yani. Onun tadı da çok başka ama oluyor. Ama şimdi Davut Sulari hocamın bir eseri. Ya, muhakkak yani iyi olmasın. Hocam, müzikten bahsedelim. Ne zaman başladın müziğe? Benim aslında müzik hobim. Yani mesleğim müzisyenlik değil. Evet. Ama seviyorum. Bir ara kendi kendime ve İçinde bulunduğumuz böyle durumlara isyan edip bıraktığım ara ara oldu. Evet. Ama müziği şeye benzetiyorum kardeşim. Otobüs şoförlüğü. Otobüs şoförlerini bilirsin. Evet. O koltuğa oturunca bir daha kolay kolay vazgeçemezler. Biliyorsun bunu değil mi? Aynı müzik de öyle. Aynen. Okuyunca karşında güzel iki tane bile mesela 10 kişi var diyelim. Ondan 2-3 kişiden bile olumlu tepki alınca insan hoşuna gidiyor. Devam etmek istiyorsun. Ya muhakkak ya müzik. Evet öyle. Aynen öyle. Çok erken başladım diyemeyeceğim aslında. Yani ortaokuldan sonra lise dönemlerinde öyle geç biraz de değil canım. Piyano falan çalmaya kendimce başladım. Serdar Hoca vardı, kulakları çınlasın. Şu anda uzun zamandır bilmiyorum nerede olduğunu, ne yapıyor şu anda. Serdar Hocam vardı. İTÜ'den İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı 3. sınıftan terkti. Ama güzel bir piyanisti. Ondan biraz ders almıştım zamanında. Çok fazla geliştiremedik çünkü müzik hobimiz olduğu için kendi çapımızda bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Yani şu benim her zaman şikayet ettiğim bir konudur. Yani müzisyenlerin hayatını idame ettirmek için bir işe daha ihtiyacı olması çok acı bir kötü şey bir durum. Çünkü müzik gelişmiyor bu şekilde. Yani atıyorum ben kendim adına söylüyorum. Samsun'a geldikten sonra İstanbul'daki işim gücüm çok şükür iyi yerindeydi. Ama burada iş bulamadım vesaire, böyle bir boşluk bir dönem geçirdim. Çünkü müzik para kazandırmıyor hakikaten. Haçlık çıkarttırıyor müzik yani. Müzik para kazandırmıyor şu devirde. Ki senin İstanbul'dan nerelerden geldiğini de yani, belki çoğu izleyicimiz bilmiyor. Bence bir söyle yani. Menajer yani İstanbul'da... Bütün ülkenin tanıdığı bir sanatçının asistanlığını yapıyordum Zerrin Özer'in. Onun yanı sıra da bir konsoloslukta çalışıyordum aynı zamanda. O zaman bak müzisyenin yanındayken bile bir işe daha ihtiyacımız varmış. Aynen. Müzisyenliğin kaderi bu. O arada da tabii yazıp çiziyorduk, söylüyorduk. İşte biliyorsunuz kitabımız çıktı. Çoğu da bir bestelenmiş eserdi. Ya müzikten hiç kopmadık ama hayata tutunmak adına her zaman bir işe ihtiyaç olmuştu. Yani kesinlikle. Sadece müzik yapmak istesek ben de isterim ki müthiş bir bağlama çalabileyim ya da işte elimdeki enstrümanı onunla bir bütün olayım. Ama maalesef. Sana bir acı gerçekten de bahsedeyim madem bu konular açıldı. Şu anda içinde bulunduğumuz ortam itibariyle konuşuyorum. Çok güzel müzik yapan insanların genelde çok fazla maddi ferahlığı yoktur. Muhakkak. Mesela hani arkadaşımız demin bahsettin, hani konuk olmuştun. Gerçekten çok güzel müzik yapıyorlar. Hakikaten. Türkleri de çok güzel yorumluyor. Ses tonu da çok güzel. Ama haftanın iki günü veya üç günü bilemediniz. Onda da çok yüksek ücretler aldıklarını tahmin etmiyorum. Ya muhakkak alamazlar yani. Yani piyasa belli. %100 gündüz işleri vardır. Akşamları gidip keyfen türkülere bir şey katabilmek veya icra ettiği dala ne olursa olsun hiçbirini yadırgamıyorum ben. Ben kim yaptığı tarzı güzel yapabiliyorsa o saygılıyımdır. Başımın üstünde yeri vardır. Aynen. Bu şekilde yani maalesef acı ama gerçek. Zülfü hocamdan bir eser yapalım mı Yiğidim Aslanım diye? Tabii ki. Müsait mi? Si'den yapalım. Hangisini? Yiğidim Aslanım burada yatıyor. Tabii ki hemen kardeşim. Zahmet olmazsa sevgili hocam. İlla Si olacak yani.
Ya benim biliyorsun sevgili Meral ablam bizi izliyorsa kulağı çınlasın. Thank you.
mezar arasında armağan olur mu? 13 yıl mahpusta derman kalır mı? Mezar arasında armağan ilaç susuz canım alır mı? Yiğidim aslanım burada yatır. Azrail aç susuz canım alır. Teşekkür ederim hocam. Yüreğine ağzına sağlık. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ne güzel şeyler söylemişler ya. Şu son kıtasına bayılıyorum bunu. Bu saklı da kalmış kıtalarından birisi. Aslında onun yerine ne bir haram yedin ne cana kıydın okumam gerekiyordu ama bunu atlamamak için şu dörtlüğü, üçlüğü hatta söylemek istiyorum. Mezar arasında haram olur mu? 13 yıl hapiste derman kalır mı? Azrail aç susuz canım alır mı? Yiğidim aslanım burada yatıyor. Nazım evet. Hikmet'e yazılmış herhalde bunlar. Evet aynen. Bu sözler. Bunun içinde yatsınlar. Ülkemizin bütün değerleri kimi kaybettiysek hepsini saygı ve rahmetle anıyoruz. Kaybettiklerimiz demişken geçtiğimiz hafta benim biraz keyifsizliğimin sebebi de bu. Sevgili Ozan Özdemir'in ölüm yıldönümüydü yine. Ruhu şad olsun. Allah razı olsun. Dün onun mezarının başındaydık. Sevgili yeğeni Ruhşane Badem, oğlu Ozan Can Badem ve kızı Ezgi Can Badem'le. İşte mezarı başında Sayın Belediye Başkanı Zehra Hanım Efendi gelmiş. Gümüşhacıköy'ün Belediye Başkanı. Yine onların köylerinin İmirler Köyü'nün derneği başkanı oradaydı. İşte ve tabii birçok dostumuz vardı da hepsini tek tek hatırlayamıyorum adını ama unutmamam gereken birisi de oradaydı. Sezai Koç abim oradaydı. Buradan eğer bizi izliyorsa sevgi ve saygılarımı iletiyorum ona da. İşte bahsetmeye çalıştığım konu bu. İşte geçtiğimiz geçmişte kaybettiğimiz değerlerden birisi de Ozan Özdemir'iydi işte. Vallahi insan bahsederken bile tüyleri diken diken oluyor. Ama sadece konu Ozan Özdemir değil. Kaybettiğimiz bütün değerler. Kesinlikle. Yani düşündüğüm birçok şey var. Söylemek istediğim de kafamdan böyle süzmek zorundayım canlı yayın olduğu için. O yüzden biraz ara veriyorum yani. Yoksa neler söyleyeceğiz de. Kızdığım birkaç nokta var. Mesela bunlardan birisi. İşte bir ünlü birisi, işte milli bir sporcu, adam ölüyor. Öldükten sonra memleketinin girişine, ilçesinin, işte falancanın yaşadığı ilçe, işte filancanın memleketi ne hoş geldiniz diye. Evet. Kim var mesela yakınlarda? Yaşar Doğu'nun var. İşte memleketine girerken Yıldıray Yaşar Doğu. Yıldıray Çınar var. Evet. Onun Yıldıray hocamızın memleketinde yazmıyor mesela Yıldıray yazmıyor, hocam. Evet. Onu... Şimdi kızdığım nokta ne biliyor musun değerli hocam? Şimdi Yaşar Doğu yaşarken o adama Yaşar Doğu'nun memleketi tabelasını kendisinin gördüğünü düşünsene. Ama bu şeyde de var. Bu tek Türkiye ile ilgili bir sıkıntı değil biliyorsun. Yok abi, İnsanlıkla ilgili. Hayır mesela ünlü mesela Beethoven, mesela Leonardo da Vinci, ünlü ressamlar hepsi
Bunların hepsi öldükten sonra değeri anlaşılmış ve ama onların adına bir şeyler yapılmış. Yani sağken sefil sefalet içerisinde kalmışlar. Niye böyle oluyor peki hocam? Bilmiyorum. Yani insanların genlerinde bir sıkıntı var herhalde, bizde dahil olmak üzere. Peki ama yani tamam, adama değer vermiyorsan yaşarken de verme, öldükten sonra da verme. Doğru mu şimdi? Ben sana insan olarak değer vermiyorsam yaşarken de vermiyorum, öldükten sonra da vermiyorum. Öldükten sonra ne faydam olacak sana, işte denizin memleketi yazsam? Yani bir de o var yani. Köyünün girişine ünlü piyanist denizin memleketi diye. Yani bunu düşünsene, yani yaşarken bunu görse insan, işte ben mesela Koral Yüksel diyelim ki memleketime girmişim, Koral Yüksel'in memleketi yazıyor. Ya bir yazıyorsam beş daha yazarım kardeş. Ben varken gösterin de bari. Ben de yani şöyle... Yani genel bir şey var o konularda ama kardeşim, yani yapacak da bir şey yok. Çünkü hep geçmişten böyle geliyor. Yani tek ülkemiz için geçerli değil. Yani dünyada birçok isim var böyle. Şaheserler, dehalar vardı. Ama öldükten sonra hepsi kıymetlendi. Başka bir şey olmadı ya. Sevgili Safi Gökçe Üstadım, değerli abim ne yazmış? Ekonomik özgürlüğü olmayan esarete mahkumdur. Sanatçıların mahpus kaderidir. Değerleri hep gittikten sonra anlaşılır demiş. Kesinlikle. İşte bir de... Bir de şöyle bir madalyonun bir şu yüzü var ama ben isim vermeyeceğim ama çok ünlü TRT sanatçılarımız var bizim. Çok ünlü. Birkaç tanesi de rahmetlik oldu mesela. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben onlarda da bakınca böyle şey yapamıyorum. Yani çünkü 3 tane türküyle her birinin şu anda isim ve türkülerini söylemeyeceğim. Çünkü şöyle baksan. 3 tane türküyle emekliliğini getirmişler. Ve öyle rahmetli olmuşlar. Başka o isimleri zikrettiğiniz zaman başka bildiğiniz hiçbir eserleri yok. Bir de bu var. İşin madalyonun bu yüzü de var. Değil mi? Yani aynen. Bizde... Neydi ya? Onunla ilgili bir hatta sözü vardı da. Gerçi o bizim köyün sözüydü. Ben burada söylemeyeyim. Rütün Başkan Ağacı Köylü falan. Atasız değil, Keçi Köyü sözü. Aynen, Keçi Köyü sözü. Rütün Başkan Ağacı Köylü falan çıkar da maazallah yakar bizi. Değerli dostlar, birbirinden güzel mesajlarımız geliyor. Selda Kurt ablam bir mesaj atmış da. Selda abla, bizi izlerken, yani fotoğraf doğru ama o arada senin de olman lazım yayınlamak için. Son 10 dakikan bak, 10 dakika içerisinde yolla aynı fotoğrafın tekrarını. Ümmü Gülsüm kardeşim bizi yine hasta hasta izliyormuş. Deniz Hocam programımıza hoş geldin demiş. Bak görüyorsun değil mi, programımıza hoş geldin diyor. Kim yazan? Sivas'tan çok değerli bir kardeşim benim, Ümmü Gülsüm. Eyvallah, sağ olsun, sağ olsun. Saygılar, sevgiler. Girişte okuduğumuz buna. Sivas eseri de ona gelmiş olsun. Sivas Zaharan'ın biraz eseri. Özgün tarzı okuduk ama. Olsun ha, abi. O normalde Uşak eserdir. Biz onu Buse'lik yapıyoruz. Genelde özgün müzik okuyanlar Uşak eserleri Buse'lik okuyabiliyoruz. Ne Buse'lik? Buse'lik koma vermeden, yani si bemol 2 dediğimiz o Uşak komasını vermeden natural seslerle okunuyor. Genelde özgünciler böyle okuyor. Biz yine girdik ki detaylara. Çıkalım bence çünkü aynen. Belki yani. Hadi hocam sen bize bir Urfa. Güzel bir Urfa türküsü yapalım o zaman. Çok tam sevdiğim bir türkü var kendi yöremden. Onu bütün izleyeceğim. Urfa'dan bizi izleyen bütün dostlara gelsin bu eserde. Evet, Samsun'dan, Urfa'dan, bütün Türkiye'deki izleyen dostlarımıza gelsin. Bazen böyle yerlerini karıştırdığım oluyor. Dijitalinde bu şeyleri var. Bir de bu arada belirteyim, bu klavye benim değil. O yüzden biraz yabancılık çekiyorum. Çok sevgili, çok sevdiğim bir kardeşim var, Serkan. O da müzisyen kendisi. O... Evet, aynen. Aynen. Evet. Şu anda programda kendisi sağ olsun. Benim klavye sizler ömür. Ana bordu yanınca hurdaya ayırmak zorunda kaldık. Kısa zamanda bir tane almamız gerekiyor. İnşallah alacağız. Çünkü sezon başlıyor, düğün sezonu falan.
Ta eserden yüzüm gülmez ağlarım. Ta eserden yüzüm gülmez ağlarım. Bülbül gibi daldan dala konarım. Bülbül dertliyim söylerim, ağlarım. Ben halime yanarım. Dertliyim söylerim, ağlarım. Ben halime. Urfa yöresinin çok çok seviyorum bu eseri. Özellikle ikinci kıtasının sözleri çok anlamlı, çok güzel geliyor bana. Neresi bir daha söyle bakayım hocam. Bu çileyi ben çekerim, el duymaz. Bu dünyada kimse bana yar olmaz. O şey. Aa, niye bu kadar derinden dokundun? Yok, merak ettim. Güzel türkü, bir sebebi yok. Ha. Güzel bir türkü. Çok seviyorum. Yani sıkıştırma diyorsun yani. Yok, sıkıştırmadan değil de kardeşim. Yani bazı şeyler vardır, yaşaman gerekmiyor. Hakikaten. Güzeldir. Mesela Diyarbakır türküsü vardır, Suzan Suzi. Özellikle onun üçüncü kıtası vardır. Çoğu okuyanlar okumamıştır onu. Ama üçüncü kıtası mükemmeldir mesela bence. Okusana hocam onu bize ya. O zaman üçüncü kıtayı sadece tamamını mı okuyalım yoksa? Tamamını oku, ne güzel olur. Tamam. Laf lafı açtı, Suzan Suzi'ye geldik. Aynen. Bu da İstanbul'dan çok değerli bir kardeşim var benim, Suzan diye. Ona gelmiş olsun. Çok severdi bu türkü. Hatta bağlama öğrenmek istiyordu benden. Bizim bir aile dostumuz. Sevgili eşine de selam olsun buradan. Bağlamada bunu çalmaya başlamıştı ufak ufak. Ama sonra biz tabii taşınınca ne yaptı bilmiyorum. Bu da ona gelsin. Sonra bir bebeği olacak yakında. Allah analı babalı büyütsün. İkinci bebeği. Allah analı babalı büyütsün. Buyurun. Evet. Thank you.
Nar dağın öndüsü ziyaret çağırdı bizi. Kırklar dağın öndüsü ziyaret çağırdı bizi. Kör olasan Suzan Suze, Suzan Suze, Suzan Suze, sulara pandın bir. Kör olasan Suzan Suze, Suzan Suze, Suzan Suze, eli açattın bizi. Köprü altı kapkara, Suzan gel beni ara. Köprü altı kapkara, Suzan gel beni ara. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu, tarak ettin sen tarak. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu, tarak ettin sen tarak. Köprü altı derindi, Dicle nehri serindi. Köprü altı derindi, Dicle nehri serindi. Sen ağlama garip anam, garip anam, garip anam, yüce Mevlam kerimdi. Sen ağlama garip anam, garip anam, garip anam, yüce Mevlam kerimdi. Efendim, Diyarbakır yöresine ait Celal Sevimli'nin kaynak kişilik yaptığı Bedri Aysel'in de derlediği bir eserle ilk bölümün sonuna geldik. Efendim, Mum Işığı 10 dakika sonra karşınızda. Şimdilik hoşça kalın diliyorum.